Sigarayı dışla, hayata yeniden başla. Sinsi düşmanınla arkadaş olma. Sağlık Kulübü olarak eğitimin zirvesinde dumansız hava sahasını destekliyoruz. Sigara insanın en büyük düşmanlarından birisi. Düşmanlarınıza para harcamayın ve onların kokusunu üzerinizde taşımayın. Sağlıklı bir gelecek için sigarasız bir yaşam istiyoruz. Sigarayı bırak, spora bak. Öğrencilerimizin başarılı olmasında en önemli belirleyicilerden birisi de sağlıktır. Onun için sağlıklı ve başarılı olmak için sigarayı bırakınız. Sağlıklı bir görünüm ve bakımlı bir cilt için hepinizi sigarasız yaşama davet ediyorum. İsterseniz yaparsınız. Bizim sağlığımız olan sağlığımız. Geçenlerde çok yoğun bir sigara içilen ortamda bulunmak durumunda kaldım ve bunun etkisi olarak ciğerlerimde bronşlarım tıkandı ve hastaneye gitmek durumunda kaldım. Lütfen sigara içenler sağlığını düşünsünler ve bundan etkilenmeyi düşünerek sigarayı en kısa zamanda bırakmayı denesinler. Üzerinde yaşadığımız dünyamızın huzurlu ve sükunetli olması sağlıklı bireyler ve toplumların varlığının neticesidir bence. Özellikle dünya insanı tehdit eden en önemli etken şüphesiz benim açımdan önemli bir kitle imha silahı olan sigara. Çünkü sadece ülkemizde yılda doğrudan ya da dolaylı olarak 100 bin insan sigaradan ölmektedir. Özellikle paramızı vererek hizmet ettiğimiz bu terörü bizim en kısa zamanda sona erdirmemiz gerekiyor. Sigaranın kalbimizi kırmasına ve tüm kalpleri kırmasına müsaade etmemeliyiz. Ve bu noktada irademizi koymalıyız. İrademizi koymak da en büyük erdemdir. Sigara bence sadece bedene zarar vermiyor, aynı zamanda ruha da zarar veriyor. Yeteneklerinizin gelişmesini ve iyi bir sanatçı olmayı istiyorsanız siz de sigaradan uzak durun. Öncelikle kendiniz, sonra sevdikleriniz için, hayat kalitenizi yükseltmek için sigarayı bırakın. İçtiğiniz her bir sigaranın sizi kansere bir adım daha yaklaştırdığını farkında mısınız? Yaşamınızın bundan sonraki kısmını yatağa ve oksijen tüpüne bağımlı halde geçirmek ister misiniz? Galiba en önemli soru da şu. Sevdiklerinize, çevrenize, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza bunu yapmaya hakkınız var mı? İyi düşünün, kararınızı siz verin. Sigaraya devam mı, tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Çağımızın en büyük bağımlılıklarından biri sigara. Maalesef her yıl on binlerce insanı bu uğurda kaybetmemize rağmen İstenilen hedefe henüz ulaşılamamış durumda. Bu konuda bence yapılması gereken en önemli şey, sigara bağımlıları, sigarayı gönülden bırakmak isteyen herkes, hastanede sigara kaynaklı hastalıklarla boğuşan insanlarla mutlaka görüşmeli, onların nasıl acılar çektiğini, nasıl tedaviler uygulandığını mutlaka görmeli, bizzat şahit olmalı. Lütfen arkadaşlar, sigaramızın hayatımızdan dakika dakika çalmasına izin vermeyelim. Çünkü hayatımızın her dakikası sigaraya teslim edilemeyecek kadar çok kıymetli. Sigara, 3700 zehirli maddeyi içeren bir karışımdır. Sigara içenler sadece kendilerine değil, sevdiklerine de zarar verirler. Ailenizi, sevdiklerinizi, yakınlarınızı tehlikeye atmayın. Reklamlarda da söylediği gibi, şimdi lütfen derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Müzik.
Sevgili öğrenciler merhaba. Kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların had safhada olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu alışkanlıkların temelinde maalesef sigara bağımlılığı yatmakta. Unutmayın ki büyük hataların ve kötü alışkanlıkların aslında sigara gibi küçük bir başlangıç kapısı vardır. İşte bu yüzden hep beraber sigaraya hayır, spora merhaba demeliyiz. Unutmayın ki sağlıklı gelecek spor ile gelecek, sigara ile değil. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Her yıl ülkemizde 100 bine yakın kişi sigaraya bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor. Zirve Üniversitesi öğrencilerimizin kendilerine ve çevrelerine zarar vermemesi için sigarayı bırakmalarını öneriyoruz. Önce öğrenmeyle aslında başlamak lazım. Eğitim ve sigara derseniz öğrenme kısmından girelim. Öğrenme biliyorsunuz kalıcı izi davranış değişikliği olarak vurgulanıyor. Aslında bir sigara içmenin zararlı olduğunu öğrenmeyen ya da bilmeyen var mı sorusunu sormak lazım. Eğer öğrenmemişlerse işte davranış değişikliği o yüzden oluşmuyor. Demek ki gerçekten sigaranın zararlı olduğunu ya da sigaranın kendilerine ne kadar hırpaladığını aslında öğrenmediklerini anlamına geliyor. Bu da davranışlarına yansımadığını gösteriyor. Ben gençlerimizde şu an ellerinde halen sigara görüyorsam aslında öğrenme noktasında bir an sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Gerçekten öğrenmediklerini gösteriyor. Sigaranın zararlı olduğunu öğrenelim. Bunun daha çok bir kanser etkisi olduğu, sağlığa gerçekten zarar verdiği, akciğer kanseri özellikle yaptığını söyleyerek ve halkı bilinçlendirerek, topluma bu konuda bilgiler vererek sigara üzerinde içiciliğin özellikle azalacağını düşünüyorum. Bu anlamda gençlerimiz, özellikle üniversite öğrencilerimizin sigarasız, sağlıklı, huzur içinde, sporla, sağlıkla ve iyi bir yeterli dengeli beslenmeyle de üniversite öğrencileri olarak yaşamlarını devam ettireceklerine inanıyorum.